size harika bir şerbet tarifi vereceğim. Bu aslında zaten büyüklerimizin sıkça yaptığı bir şey. Çok kıymetli bir içecek aslında. E, maalesef sadece belirli yerlerde bu reyhan şerbetini bulma şansımız var. Ama evde çok kolaylıkla yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Bu reyhanlar benim terri orga gübrelerimle organik beslenmiş reyhanlar. E, üçüncü hatta dördüncü kırılışı kimilerinin. Yani ilkleri çok daha iri iri yapraklı güzeldi. Antalya'da havalar çok sıcak geçtiği için seralarda yeşillikler geçen seneki kadar iyi sonuç vermedi maalesef. Ama yine de çiftçi çok çok mutlu. Reyhan gibi işte roka gibi bitkileri mutlaka bir poyraz yemesi lazımmış. Soğuklama ihtiyacı var bitkilerin sevgili arkadaşlar. Şimdi bu reyhanın nelere faydası var? İlle şerbetini yapmak zorunda değilsiniz. Bir kere reyhan en önemlisi metabolik faaliyetlerimiz Düzene sokuyor çok güzel bir kere hem idrarla hem büyük abdestinizle e, vücudunuzdaki toksik maddeleri atabiliyorsunuz. Odaklanma problemi yaşıyorsanız, hafızanızda sıkıntı varsa ki koronadan sonra ve aşılardan sonra birçoğumuzda bu sıkıntı maalesef baş gösterdi. İşte bu özellikle ders çalışma zamanlarında, çocuklarımızın sınavları hazırlandığı zamanlarda ve okulda da bulaşıcı hastalıkların kol gezdiği zamanlarda müthiş bir çözüm olacak. Sebebine gelince içinde bulunan maddeler metilçilkol maddesi bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Omega 3 var. Ben İbrahim Sarıçoğlu hocadan duymuştum. Yani bir otta omega 3'ün ne işi var diyebilirsiniz. Semizotunda da var biliyorsunuz. Ama reyhandan çok bahsedilmemişti çok kısa süre öncesine kadar bize. Reyhanın omega 3 içeriği miş düşünebiliyor musunuz? Oleik asit %13 ve omega 6 da %21 beyin fonksiyonları için çok önemli. Neden biliyorsunuz omega 3 yağ asitleri beyindeki nöronların birbiriyle bağlantı kurmasını sağlıyordu. Sağlıklı düşünmemiz, işte vesveselerden uzak kalmamız, hatta panik atak, depresyondan korunmak için bile bu omega 3'ün etkisi müthişti. Sadece omega 3 eksikliğiniz varsa bile depresyona girebiliyorsunuz. Keza diğer videolarda seyrettiniz. Ben bunu elimle yaptım. Sakın siz yıkadıktan sonra hani sıcak suyu elinizle e, yaprakları çıkartmayın. Ellerimin morluğu günlerce geçmedi. Gerçi sirkeyle geçiyormuş. Nelere ihtiyacımız var? Cam bir böyle kap olabilir. Çelik tencere olabilir. Önce kaynar suyu koyacağız. Bitkinin üstüne kaynar su dökmeyeceğiz. Ben sallama çayı bile önce suyu koyuyorum sonra sallamasını yapıyorum çünkü e, bardağın kenarına giden suyun içindeki maddeler içine koyduğumuz bitkinin faydalarının açığa çıkmasına engel oluyor. Güzelce yıkadık, yıkadığımız şey reyhanlarımız orada hazır. Limon sıkacaksınız arkadaşlar ve toz şeker. Başka hiçbir şey yok. Bunu aslında e, Bazıları limon tuzuyla da yapıyor. O da sitrik asit. Fakat o zaman birazcık acılık varmış gibi oluyor. Limon Türkiye'de bolca var. Limonun olduğu bir ülkede bu tip şeyler için hani reçel olsa anlarım ama şerbette gerek olmadığını düşünüyorum. Bunun üzerine neler koyabilirsiniz başka? Ben sadece hani bir, bir buçuk litrelik bir suyun içine 2-3 tane karanfil atmakla yetireceğim. Çünkü reyhanın kendine has çok güzel bir kokusu var. O kadar çok tıbbi aromatik bitki özelliğini taşıyor ki Reyhan'ın içinde zaten bunlar var. Bir lavantanın, işte e, fesleğenin, aynı zamanda kekiğin, hatta biberiyenin bile kokusunu alabiliyorsunuz. Çok değişik bir bitki. E, kaynar suyu önce koyduk, limon, karanfil de attık. Şimdi bastırıyoruz. Ben ilkinde böyle camda yaptım ama ondan sonrakilerde tencerede yaptım. Çok daha kolay oldu arkadaşlar. Çünkü bulunduğunuz hani ortamda bu cama bir kapak ayarlayamayabilirsiniz. Ama tencerenin kendi kapağı olduğu için daha kolay oluyor. Bundan sonrakileri hep öyle yaptım. Şimdi özellikle kaynar kaynamaz suyu koymadım. Çünkü o zaman bir acılık olabiliyor. Önce biraz kettle'ı kaynattım. Bekledim bir 3-4 dakika ondan sonra bu karıştırma işlemini yaptım suyu öyle koydum Üzerini kapatacaksınız artık renginin çıkmasını bekleyeceksiniz. Uzun süre beklemeyeceksiniz püf noktası bu. Çünkü o zaman içindeki acılık da çıkabilir. Maksimum 8-10 dakika. Hatta bunun için şöyle kaşığı bastırdığınızda renk çıkıyor mu? Tamam oldu demektir. Ondan sonra da süzgeç. Bakın bununla ilgili birçok video var. Ben yayınlayacağımı söyleyince zaten var dedi bazı arkadaşlarımız. Bir kere hiçbir kaynar suyla veya sıvıyla Plastik hiçbir şeyimizi temas ettirtmeyeceğiz. Mutlaka metal süzgeçten süzün. Tabii ben tekerle hem yapıp hem döktüğüm için biraz zorlandım. İçine dolduracaksınız ters süzgecin. Böyle benim gibi döke de bilirsiniz Kaşıkla koyun. Çünkü sadece yapraklarını ayıklamadık ya çok kolay bu. Kaşıkla tekrar içine koyabiliyorsunuz. İşte bu. Birazcık süzülmesini bekleyin. Ondan sonra da isterseniz ben, benim gibi böyle şişelere doldurun ağzını kapatın isterseniz hemen sürahinize koyun. İçimi muhteşem, insanın içini ferahlatıyor. Gerçekten olağanüstü bir Allah'ın nimeti bu. Çocuklarınıza mutlaka içirin. Şimdi oğlumun önünde ders çalışırken Reyhan şerbeti var. Oldukça da pahalıya satılıyor kafelerde. Siz evinizde iki bağ, mesela ben tabii bağını hesaplamadım bana hediye verdiği için sevgili Esma'cığım. İki bağ yeterli bir litre hatta bir buçuk litre elde edebilmeniz için. İster sıcak ister soğuk tüketebilirsiniz. Sıcak sıcak vallahi ciğeri de açıyor, nefesi de açıyor ve sabah mis gibi bir ten kokusuyla uyanıyorsunuz. İnanın bana teninizin kokusunu bile güzelleştiriyor. Afiyet olsun.